Merhaba sevgili öğrenciler, değerli veliler. Ben Milli Eğitim Uzmanı Bekir Kul. Benim tercihim programına tekrar hoş geldiniz. Bugün tercihler başladı. 14 Ağustos'a kadar devam edecek. Bir süre zarfında bölüm tanıtımları yapmaya devam edeceğiz. Sizden gelen talepler doğrultusunda bölüm tanıtımları yapıyoruz. Bugün odyoloji bölümünü konuşacağız. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Odyoloji Bölümü Başkanı Doçent Doktor Banu Müjdeci bugünkü konuğumuz. Sayın Hocam, öncelikle programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkürler. Sizlerin de malum Sayın Hocam, pandemiden dolayı öğrencilerimiz bölümleri, fakülteleri, üniversiteleri tanıma fırsatı bulamadılar. Biz bu programda siz değerli hocalarımızla öğrencilerimizi, üniversite adayı değerli öğrencilerimizi buluşturmayı amaçlıyoruz. Yine sorduk öğrencilerimize hangi bölümleri tanımak istersiniz diye. Odyoloji bölümü de bu bölümlerden biri, öğrencilerimizin tanımak istediği, merak ettiği bölümler arasında. Benim sorularım olacak. Yine yayını izleyen değerli öğrencilerin soruları olacak. Akış sırasında bunları sizlere iletme fırsatı bulacağım Sayın Hocam. Öncelikle kendinizi tanıtabilir misiniz Sayın Hocam? Tabii ki. Ben de öncelikle size teşekkür ederim. Bizleri aday öğrencilerle buluşturduğunuz ve bölümümüz ve çalışmalarımızı anlatma, sunma fırsatı tanıdığınız için. Sizin de söylediğiniz gibi ismim Banu Müjdeci. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Odyoloji Bölüm Başkanıyım. Hacettepe Üniversitesi Fizyoterapi Rehabilitasyon Lisans Programı mezunuyum. Aynı üniversitenin fizyoterapi rehabilitasyon programı, kardiyopulmoner rehabilitasyon yüksek lisansını tamamladıktan sonra yine Hacettepe Üniversitesi Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları yüksek lisansını bitirdim. Onun üzerine yine Hacettepe Üniversitesi Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları doktora programını tamamladım. Lisans eğitimim bittikten sonra birçok fizyoterapist olarak kamu hastanelerinde, vakıf hastanelerinde çalıştım. Odyolog olduktan sonra da bir 5 yıl kadar bir kamu hastanesinde odyolog olarak çalıştım. Ondan sonra da ilk akademik iş deneyimim olan Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde göreve başladım. Yaklaşık 6 yıldır burada severek çalışıyorum, hizmetleri yürütmeye çalışıyorum. Evet, Sayın Hocam, öğrencilerimiz artık kağıt üzerinde tercih yapmaktansa daha bilinçli, bilerek, bölümleri inceleyerek tercih yapmaktalar. Bu anlamda benim ilk sorum, odyoloji bölümünün amacı ve kapsamı nedir? O şekilde olması gerçekten daha doğru. Kağıt üzerinde değil, gerçekten anlayarak, öğrenerek girmeleri gerçekten en doğrusu. Odyoloji bölümü işitme ve denge ile ilgilenen bir bilim dalı. İşitme ve denge bozukluklarının oluşmadan önce önlenmesi, oluştuktan sonra tanılanması ve uygun rehabilitasyon programının planlanması ve yürütülmesinde görev alan odyologları yetiştiren bir bölüm. Sağlık alanında olması çok önemli ama odyolojinin kendine has ayrı bir önemi var. O da şu, işitme çok önemli bir fonksiyon. Dil ve konuşma gelişimi için gerçekten çok önemli. Eğer işitemiyorsa bir birey konuşamıyor ve dil gelişimi de gerçekleşmiyor. Dolayısıyla bir işitme kayıplı bireyin normal bireyler kadar duyabilmesi, onlar gibi konuşabilmesi için bize ihtiyaç var, odyologlara ihtiyaç var. Yine benzer şekilde denge bozuklukları da bireylerin yaşam kalitesini çok etkileyen bozukluklar. Onların da doğru tanılanması, bireylerin doğru tedavi için yönlendirilmesi ya da rehabilitasyona ihtiyaçları varsa rehabilitasyon uygulanması konusunda çok kilit öneme sahip bir meslek odyoloji mesleği, odyoloji bölümü ve odyologlar. Evet, Sayın Hocam, odyoloji aslında dediğim gibi merak edilen de bir bölüm. Her insanın doğuştan itibaren normal olarak duyması gerekiyor. Yani dolayısıyla bütün insanlığı ilgilendiren, bütün toplumu ilgilendiren bir bölüm. Ne yazık ki duyma bozuklukları, işitme bozuklukları olabiliyor. Zannediyorum daha çok çocuklarla ilgileniyorsunuz. Bilemiyorum kitleniz nedir? Bir odyolog yaşlılıkta ve çocukluktaki olan kitleyle mi meşgul oluyor? Bunu biraz açar mısınız?
Görüntüde öyle gibi görünüyor ama aynen sizin dediğiniz gibi bir bebek doğduğu günde itibaren yaşlılığının en ileri aşamasına kadar biz varız. İşitme kayıplarında sanki hani sadece çocuklarla ilgileniyor gibi gözüküyoruz ama böyle bir şey yok. Odyolojinin geniş bir uygulama alanı var. Endüstriyel odyoloji var. Yaşlılarla ilgilenen geriatrik odyoloji var. İş yerlerine alımlar sırasında işitme kontrollerini yapan yine bizleriz. Dolayısıyla o biraz yanlış oluyor. Sadece çocuk ve yaşlılarla ilgilenen değil, her yaş grubundan bireylerle ilgilenen bir meslek grubuyuz. Yani yaş sınırımız yok diyebilirim. Aslında bu bir avantaj bu bölümü yazacak öğrencilerimiz için. Biraz da ders içeriklerinden bahsedelim isterseniz Sayın Hocam. Çünkü öğrencilerimiz bu bölümü tercih ettiklerinde hangi dersleri görecekler bunu da merak etmektedirler. Bir öğrenci sizin bölümünüze geldiğinde ilk günden itibaren hangi derslerle karşılaşacak? Öğrenciler ilk geldikleri günden itibaren birinci yıl mesleki derslere hazırlık olan temel dersleri alacaklar. Bunlar işte anatomi, fizyoloji, fizik gibi dersler. Psikoloji, İngilizce öğrencilerin gelişimi için çok önemli bizde. Temelde aslında odyoloji çekirdek eğitim programı kapsamında programımız yürüyor. Birinci sınıfın ikinci döneminden itibaren bu hazırlık dersleri biraz daha mesleğe spesifik hale dönüşür. Anatomiler, işitme anatomisi, işte vestibüler anatomi, fizyolojiye, mesela fizik, ses fiziği, akustik fonetiğe dönüşür. İngilizce yine temelde devam eder. İkinci sınıftan itibaren meslek derslerini alacaklar. Bu meslek derslerini teorik ve uygulamalı olarak veriyoruz. Bunlar işitmenin değerlendirilmesine, dengenin değerlendirilmesine yönelik dersler ağırlıklı oluyor. Bazı dersler birbirinin devam dersleri şeklinde iki dönem boyunca devam eder. Burada testlerin nasıl yapıldığını, prensiplerini, yorumlarını öğrenirler. Üçüncü sınıfta artık testleri değerlendirmeleri bilen öğrencilerin yorumlama yeteneğini geliştirmeye çalışırız. Orada da vakalar üzerinde derslerimiz var. Vakalarda işitme ile ilgili, yine denge ile ilgili hastalıklarda vakalarda uygulamalar var. Bu işitme kayıplı bireylerde işitme cihazı ve implantasyon uygulamaları var. Bunlarla ilgili temel prensipler uygulama dersleri alırlar. Üçüncü sınıfta yine rehabilitasyona girerler. Öncelikle bunların temel prensiplerini öğrenirler ve daha sonra ikinci dönemde bu derslerin rehabilitasyon uygulamalarını alırlar. Benzer şekilde yine ikinci ve üçüncü sınıfta da tıp derslerimiz devam eder. Ben aslında bölümümüzün akademik kadrosundan bahsetmemiştim. İsterseniz vakit varsa bahsetmem gerekiyor çünkü. Bölümümüzde benimle birlikte 3 öğretim üyesi ve 5 araştırma görevimiz var. Ama görünen yüz bu. Tabii ki odyoloji çok geniş bir alan ve çok iyi bir eğitim almaları gerekiyor öğrencilerin. Bizi başta tıp fakültesi ve orada da başta kulak burun boğaz ana bilim dalı olmak üzere diğer ana bilim dalından destekliyorlar. Yine diğer fakültelerden de destek alıyoruz. Onun nedeni şu, amacımız öğrenciye dersi uzmanından verebilmek. Yani alanında yetkin kişilerin o dersleri vermesini sağlamak. Bu konuda üniversitemizden de sınırsız destek alıyoruz. Böyle olunca da öğrenciler farklı disiplinlerde hocalarla tanışmış oluyorlar, onların vizyonunu tanımış oluyorlar. Bu şekilde bu destek kadrosuyla ancak biz bu programı yürütüyoruz. Dolayısıyla ikinci ve üçüncü sınıfta da bu destekler devam ediyor. Mesela audiologlar için radyoloji, audiologlar için farmakoloji derslerimiz devam ediyor. İkinci ve üçüncü sınıf zorunlu yaz stajlarını tamamlamaları gerekiyor öğrencilerin. Eğer bu yaz stajlarını tamamlarlarsa ve bitirmelerini önemsediğimiz dersleri başarıyla geçerlerse dördüncü sınıfta klinik uygulamayı alıyorlar. Bu klinik uygulamada afiliye olduğumuz hastanelerde öğrencileri klinik uygulamalarını yaptırıyoruz. Bu yıl ilk kez yapacaklar. Çünkü biz 2017-2018 eğitim döneminde lisans öğrencilerini almaya başladık.
Üçüncü sınıflarımız bitirdi, dördüncü sınıfa geçtiler. Bu yıl ilk kez bu deneyimi yaşayacağız. Dördüncü sınıfta yine daha öncesinde biyoistatistik ve araştırma metotları dersini alan öğrenciler kendi araştırmalarını planlayabilecekleri, yürütebilecekleri ve sonuçlarını sunabilecekleri bitirme projesini hazırlarlar. Ve ömür boyu bir arada olacakları işitme kayıtlıların dili olan Türk işaret dilini yine iki dönem halinde dördüncü sınıfta alacaklar. Tüm bunları eğer tamamlarlarsa 4 yıllık bir eğitim bu. Türkçe bir eğitim. Bu 4 yılın sonunda odyolog olarak mezun olacaklar. Evet, Sayın Hocam, biraz da bölümdeki ortamdan bahsetmenizi isteyeceğim. Belki laboratuvar imkanları, teorik bilgiyi pratiğe dökme imkanları, bu görseller eşliğinde bunlardan bahsetmenizi isteyeceğim. Öğrencilerimiz sizlerin verdikleri teorik bilgiyi pratiğe dökme anlamında ne tür imkanlara sahipler? Üniversitemizde odyoloji bölümünde güzel bir altyapıya sahibiz, öyle söyleyebilirim. Esenboğa kampüsünde eğitim görecekler. Burada sınıflarımız gayet konforlu, 70 kişilik kontenjanla yerleşiyorlar öğrenciler. Ve ilk yıldan itibaren devlet üniversiteleri arasında ikinci sırada, tüm programlar arasında üçüncü sırada öğrenci aldık. Dolayısıyla bu imkanlardan faydalanabilecekler bu öğrenciler. Hem sınıf ortamlarından hem de çok donanımlı laboratuvarlarımızdan faydalanabilecekler. 4 tane Esenboğa kampüsünde, 2 tane de Etnik kampüsünde donanımlı laboratuvarımız var. Uygulamalarımız şu şekilde, teorikleri öğrencilere aktarıyoruz, pratik uygulamaları laboratuvarlarda deneyimlemelerini sağlıyoruz. Yani teorik bilginin pratiğe dönüşmesini hasta üzerinde değil, öncelikle birbirlerinin üzerinde yapmalarını sağlıyoruz ki bu onları stajlarda ve meslek hayatında çok rahatlatıyor. Zaten staja giden öğrencilerimiz de bunun faydasını gördüklerini ifade ettiler. Üniversitemizde bu laboratuvar imkanlarının ve altyapının iyi olması öğrencilerimizin avantajını olacak bir uygulama. Evet. Sosyal olarak da öğrencilerimizi destekliyoruz. Yani onları neler bekliyor diye sormuştum. Biz sadece derslerde teorik pratik uygulamalar değil, onların sosyal projelerinde de destek oluyoruz. Bir kulübümüz var, AYBÖ Sağlık İletişim Odyoloji Kulübü. Bu kulübün faaliyetlerinde işte planlanmasında, yürütülmesinde hem bölüm akademik kadromuz hem yönetimimiz biz destek veriyor. Çok güzel projeler gerçekleştiriyorlar. O projelerden görseller de paylaşabiliriz ilerleyen görüntülerde. O sırada onlarla ilgili de bilgi verebilirim isterseniz. Evet, bu görselde zannediyorum ilk önce öğrenci üzerinde, değil mi? Evet, evet. Öğrenciler üzerinde bir tedavi mi uygulanıyor? Şu an kulak kalıbı dersindeler. Bununla ilgili uygulama eğitimindeler. Evet. Her biri birbirine bu uygulamayı yaptılar. Hocalarımızın eşliğinde tabii ki. Şu an işte bahsettiğim sosyal projelerden birindeler öğrencilerimiz bu görselde. Çubuk Belediyesi ile üniversitemizin işbirliğinde bir işitme tarama projesi gerçekleştirdiler pandemiden hemen önce. Bu onlar için mini bir staj niteliği taşıdı. Çok memnun oldular. Üstelik sadece bizim kulübümüz değil, tıp fakültesinden de bir kulüple birlikte yaptılar ve hem kulak taraması hem de işitme taraması yaptılar. Halkla buluştular, onları dinlediler, onların işitme taramalarını yaptılar. Alanda hizmet verdiler yani. Bunun dışında işte kampüste işitme tarama projeleri oldu, dengeyle ilgili tarama projeleri oldu. Aktif bir kulüp ve bizim desteğimizle yürüyen faaliyetleri var. Evet, yani bu anlamda toplum yararının çalışmalar da yapılmakta sanıyorum. Evet, evet. Ve yine öğrencilerimiz sağdalar. Evet.
Biraz önceki görüntü kampüsümüzde ağaç dikme etkinliğindendi. Evet. Anladığım kadarıyla sıcak bir ortam oluşturulmuş Sayın Hocam. Biz evet öğrenci odaklı bir yaklaşımımız var. Öğrencilerin beklentileri, eleştirileri çok dikkate alınır. Çünkü onlarla biz de gelişiyoruz. Yeni nesillere onların bilgilerini aktarmamız lazım. Dörde geçtiler. Onlar dörde geçtikçe birileri onların düşünceleri ışık tutacak çünkü. Aslında üniversitemizin genelinde de bu öğrenci odaklı yaklaşım vardır. Öğrenciler kendilerini genelde güvende hissederler, mutlu hissederler. Evet. Sayın Hocam, yabancı dil çokça soruluyor. Yabancı dil bölümünüzde ne derece önemli? Malum literatürü takip etmeleri gerekiyor belki öğrencilerin. Mezun olduktan sonra da kopmaları lazım alandan, literatürden. Bu anlamda yabancı dil bölümünüz için ne derece önemli? Yabancı dil konusunda belki biraz zayıf olan öğrencilerimize ne tür imkanlar sunmaktasınız? Yabancı dil odyolojide çok önemli. Biz bunu öğrenciyle ilk tanışma günümüzde söyleyerek başlıyoruz. Çünkü yayın dilini ancak böyle takip edebilirler. Yenilikçi bir meslek mensubu olmak zorundalar. Başarılı olmaları için bilgiyi takip etmeliler. Bunun için de dil şart. Biz bunu girdikleri günden mezun oldukları güne kadar söyleyeceğiz. Israrla bu konuda onları motive edeceğiz, ediyoruz da. Ama ne yapıyoruz? Birinci ve ikinci dönemde temel İngilizce dersi alıyorlar. Üniversitemizde yine çok donanımlı bir İngilizce bölümü var. Onlar bize bu konuda destek sağlıyorlar. Sonra üçüncü sınıfta artık mesleğe hazırlık aşamasında olan öğrencileri bilimsel anlamda desteklemek amacıyla yeniden bir İngilizce eğitimi var. İki dönem halinde verilen. Orada da daha ileri düzeyde bir İngilizce eğitimi alıyorlar. Bunun yanı sıra onları motive ediyoruz. Ayrıca da üniversitemizin yabancı diller bölümünden kendi istekleri doğrultusunda, kendi imkanları ölçüsünde destek alabiliyorlar tabii ki. Evet, yine öğrencilerimiz tarafından yoğunlukla, sıklıkla sorulan diğer bir bu hususta soru da iş imkanları, istihdam olanakları. Bölüm mezunları daha çok hangi alanlarda çalışıyor, hangi kurumlarda çalışmaktalar? Mezun olduklarında hemen iş buluyorlar mı? Yoksa iş mi onları buluyor? Böyle sorular da gelmekte Sayın Hocam. Neler söylemek istersiniz bu konuda? Güzel sorular. Öğrenciler sanırım biraz araştırmışlar. Evet. İş mi onları buluyor sorusu odyoloji için çünkü gerçekten çok uygun. İşin onları bulduğu oluyor çünkü iş alanı gerçekten geniş. Nerede çalışabilirler? Kamu hastanelerinde çalışırlar, özel hastanelerde çalışabilirler. Özel eğitim merkezlerinde, özel kuruluşlarda çalışabilirler. Tarama, işletme taramalarında görev alabilirler. Endüstriyel odyoloji alanından bahsetmiştik. Gürültü ölçümleri, gürültüye bağlı işitme kayıplarının tanılanması ve önlenmesiyle ilgili merkezlerde görev alabilirler. Tüm bunların yanı sıra isterlerse akademik olarak devam edebilirler. Herhangi bir üniversitede yüksek lisans, doktora yaparak. Nispeten hani mezun sayımız nispeten az olduğu için öğrenciler aslında benim gözlemim bu. Açıkta kalmazlar, kalmıyorlar. Ama şu olabiliyor, hani çok daha iyi işleri beklerken belki beklenti nedeniyle bir süre boş kalmış öğrenciler olabilir. Onun dışında gerçekten hani iş imkanı olan, işe girip de devam edebilecekleri lisansı bitirdikten sonra ender mesleklerden biri diyebilirim modülüze için. Evet, Sayın Hocam, her mesleğin bir hususiyeti, karakteri var, kendine has özellikleri var. İnsan odaklı bir meslek. Biraz önce söylediğiniz gibi doğumdan itibaren tüm insanlık aslında sizin muhatap kitleniz. Bu anlamda sizin bölümünüzü tercih edecek öğrenciler de hangi nitelikler olmalı? Hangi nitelikler olursa daha başarılı olurlar, daha hızlı ilerlerler, daha mutlu olurlar? Bunlarla ilgili neler söylemek istersiniz? Bu çok çok önemli bir soru gerçekten. Yani eminim bizi izleyen bütün öğrenciler iyi bir meslek mensubu olmak istiyorlardır. Öylesine okumak istemiyorlardır.
Dediğiniz gibi odoloji sağlıkla ilgili bir alan olduğu için, sağlıkla ilgili olduğu için özel. Ama odoloji kendi içinde de çok özel. Şöyle diyebilirim, dokunduğunuz her bireye bir şey katıyorsunuz odolojide. Ama bu bir şey katabilmeniz için de gerçekten donanımlı olmanız gerekiyor. Yenilikçi olmanız gerekiyor. İşte düşünce gücünüzün iyi olması, düşünebiliyor olmanız, işbirlikçi olmanız gerekiyor. Sağlık konusunda kendini bu öğrencilerin görebiliyor olması lazım. Çünkü sabretmeleri gerekecek. Dediğiniz gibi her yaştan insanla iletişim çok kolay olmayacak. Onlara sabredebilmeli, onlarla iletişim kurabilmeli. İnsani, vicdani değerleri buna izin verebilmeli bize gelecek olan öğrencilerin. Sonuçta değişen bir dünyada yaşıyoruz. Yani asla yerinde durmamalı bilgileri, bilgiye ulaşabilmeli, bu değişen dünyaya adapte olabilmek için öğrenme becerisinin olması gerekiyor bize gelen öğrencilerde. Eğer tüm bunlar olursa zaten üzerine biz koyuyoruz, hani eklemeler yapıyoruz. Dolayısıyla donanımlı bir birey olarak yetişebilir. Ancak böyle bu özelliklere sahip olurlarsa. Evet, donanımlı mezunlar olarak onları yetiştiriyoruz dediniz. Biraz bu donanımı detaylandırmanızı isteyeceğim Sayın Hocam. Belli özelliklere sahip olarak geliyorlar. Bizim bölümümüzde 4 yıl eğitim aldıktan sonra iş hayatına atılıyorlar. Mezun olduklarında sahip oldukları nitelikler sektörün, kurumların taleplerini karşılayabiliyor mu? Siz bu anlamda öğrencilerimize neler katmaktasınız? Şimdi mezun olduklarında karşılıyorlar mı sorusuna cevap veremeyeceğim çünkü mezunumuz henüz yok. Ama hedeflerimiz var, hani bir vizyonumuz var ve bunu hedefliyoruz aslında. Akademik kadromuz çok genç ve dinamik, yenilikleri takip eden ve öğrenci odaklı demiştim. Dolayısıyla biz bütün vaktimizi onlara ayırmaya çalışıyoruz. Yani onlar için ne daha iyi olabilir? Sürekli bunun uğraşı içerisindeyiz. Eğitimlerimizde öğrenerek gitmelerini hedefliyoruz. Ezberleyerek değil, anlayarak, neden, ne için diye sorarak. Mesela anatomi fizyolojiyi çok önemsiyoruz. Bunu öğrenen öğrenci meslek derslerini anlayarak öğrenir çünkü, ezberlemez. Bunun yanı sıra araştırmacı olmalarını sağlamaya çalışıyoruz. Yenilikçi olmalarını sağlamaya çalışıyoruz. Analitik düşünmelerini sağlamaya çalışıyoruz. Kritik yapabilmelerini sağlamaya çalışıyoruz. Tabii ki iyi bir eğitim vermeye çalışıyoruz. Doğru bir eğitim vermeye çalışıyoruz ama bu yetmez. Öğrencinin bunu birleştirebilmesi, analiz edebilmesi ve karar mekanizması sırasında bunu kullanabilmesi lazım. Bununla da ilgili vakalar üzerinden verdiğimiz perspektifle bunu yapmalarını sağlamaya çalışıyoruz. Sizin sorunuz çok güzel çünkü yani biz şu ana kadar 3. sınıflarımızı tamamladık ve bu vizyonu aslında öğrencilerimizde görmeye başladık ve bu bizi çok mutlu ediyor ama gerçekten sizin dediğiniz gibi bu yetmez. Mezunlarda bunu görmemiz lazım. Hedeflerimizde yine mezun öğrencilerimizle de iletişimin devam etmesi, onlara desteğimizin sürmesi var. Sonuçta hepimiz biliyoruz ki dünya değişiyor. Sürekli yenileniyor. Mesleki duruşlarıyla hem ulusal hem de uluslararası platformda öncü olmalı. Bunu hedefliyoruz. Ve fark yaratmalı. Yani zaten hani fark yaratmadığınız zaman var olamıyorsunuz ya da mutlu olamıyorsunuz. Tüm bunları sağlayarak öğrencilerin mutlu mezunlar olarak mesleklerine devam etmesini hedefliyoruz ve tabii ki eğer mezun öğrencilerimiz de bu vizyonu kendileri devam ettirip kendi yetiştirdikleri odyologlarda ya da elini değdikleri hastalarda bunu uygulayabilirlerse o zaman amacımıza ulaştığımızı düşüneceğiz. Evet Sayın Hocam, yine biraz önce paylaştığımız görsellerde de yer alıyordu. Birçok makine gördüm. Bilmiyorum bunları nasıl adlandırıyorsunuz? Farklı burada aletler de var. Zannediyorum teknolojinin kullanımı da sizin bölümünüz üzerinde çok önemli. Bu alanda gelişmeler oluyordur tahmin ediyorum. Teknolojik anlamda yenilikler oluyordur. Bunlara
uyum sağlayabiliyor musunuz? Bunları yani yurt dışındaki bu gelişmeleri ülkemize, bölümünüze aktarabiliyor musunuz? Kendiniz bu anlamda nasıl değerlendirirsiniz? Bunu çok yoğun olarak uygulayan bir bölümüz. Zaten odoloji bölümünde başarı yakalayabilmeniz için bunu takip etmeniz gerekiyor. Çünkü yine nispeten yeni ve gelişmekte olan bir bölüm. Öğrencilere şunu söyleyebilirim. Keşifler yapabilecekleri, yeni metotları bulabilecekleri, çok fazla bakir alanın olduğu ender mesleklerden. Dolayısıyla bizim de bu yeniliği yakalayabilmemiz lazım. Tüm ekibimiz olarak yani hem öğretim üyelerimiz hem araştırma görevlerimiz bilimsel platformda varız. Nasıl varız? Bilimsel etkinliklere katılarak, onları gerek konuşmacı olarak, gerek yayınlarımızla destekleyerek ya da çeşitli kurslara devam ederek sürekli kendimizi geliştiren bir ekibiz. Bunu öğrencilere de aşılamaya çalışıyoruz. Kendimiz sempozyumlar düzenleyip bunları öğrencilerimizin bunlarda öğrencilerimizin görev almalarını ve katılmalarını sağlıyoruz. Ayrıca sadece bizde olan sempozyumlara ya da bilimsel aktivitelere değil, diğer dünyada ya da Türkiye'deki bilimsel aktivitelere katılmaları konusunda destek oluyoruz ve rehberlik yapıyoruz. Hangi eğitim düzeyinde hangisinden fayda görebileceğiyle ilgili. Bunlar olmadığı koşulda çünkü gelişme olmaz, ama ben çok önemli bir şey daha var vurgulamak istediğim. Çünkü bilimsel gelişmeleri takip etmek, yayın yapmak tamam yaptıklarımız arasında, ama bunları öğrencilerle paylaşmak, öğrencilerin eğitiminde bunları kullanmak aslında çok önemli. Biz bunu yapan bir ekibiz. Yani öğrendiğini sadece kendisine saklayan değil, eş zamanlı olarak öğrencileriyle de paylaşan bir ekibiz. O nedenle çok şanslı olacaklarını düşünüyorum gelirlerse. Evet. Sayın Hocam, henüz mezun vermediğinizi söylediniz, belirttiniz. Bilemiyorum, belki bu anlamda bir planlamanız da olabilir. Çünkü uluslararasılaşma çok önemli artık. Yüksek öğretim kurumlarında bu da çok sıklıkla vurgulanıyor. Hem yüksek öğretim kurumları tarafından hem uluslararası alanda da sıklıkla karşılaştığımız bir husus. Bu anlamda öğrencilerimizin Erasmus gibi, Mevlana, Farabi gibi programlardan yararlanma imkanları var mı? Bunlarla ilgili neler söylemek istersiniz? Evet, bizde de bunlardan yararlanabiliyorlar. Yurt dışı ile ilgili staj hareketliliğimiz aktif şu an. İstedikleri üniversitede, tabii ki bununla ilgili koşulları yerine getirmeleri gerekiyor. Bunlardan birisi dil. Dil her zaman karşılarına çıkan bir durum. İstedikleri üniversitede yapabilirler stajlarını, ama öğrenim hareketliliği ile ilgili ülkelerle görüşme aşamasındayız. O da sonuçlanmak üzere. İnşallah çok yakında onu da yapabilecekler. Evet, aslında şunu da öğrenmek istiyorum. Ülkemizde farklı üniversitelerde de odyoloji bölümleri var. Bu üniversitelerle irtibat halinde misiniz? Birinizi takip ediyor musunuz? Çünkü siz de belirttiniz, bu işbirlikleri hem yurt dışı hem yurt içi öğrenciye yansıyor aslında. Yani hocalarımızın birbirleriyle irtibatları, birbirlerinin çalışmalarını takip etmeleri, kongrelerde işte bildiri sunmaları, kongreleri takip etmeleri. Bu anlamda bir işbirliğiniz var mı? Diğer üniversitelerle yürüttüğünüz ortak projeler var mı? Neler söylemek istersiniz? Evet, çok önemli. Bu gerçekten öğrencileri çok rahatlatan bir şey. Eğer akademik işbirliği halindeyse bu otomatikman öğrencilere etkiliyor. Eğer aksi varsa bir tam tersi öğrencileri olumsuz etkiliyor. Bizim bu anlamda yurt içinde de Ankara'da da iletişimimiz iyi üniversitelerle, işbirliğimiz var. Öğrencilerin kendilerinin de var. Mesela projelerde, o işitme tarama projelerinde onlar da bir arada ortak görev yapıyorlar. Son dönemde biliyorsunuz öğrenci kongreleri var. Hem farklı üniversitelerden hocaları hem yine farklı üniversitelerden öğrencileri birleştiren. Onlara birlikte katılım sağlıyoruz. Onun dışında bilimsel faaliyetlerde diğer üniversitelerle ortak çalışmalarımız var. Zaten Ankara'da olmamızın da avantajı var. Ankara'da fazlaca üniversite var ve onlar bizlere, biz onlara destek oluyoruz gerçekten.
Evet Sayın Hocam, sorularımı tamamladım. Tamamına da cevap buldum. Benim değinmediğim ya da sizin özellikle vurgulamak istediğiniz bir husus var mıdır? Son mesajınızla birlikte alabilir miyim? Hepsini konuştuk gibi geldi bana da. Ben sadece öğrencileri biraz hani ne diyeyim, önerilerde nacizane bulunabilirim. Şu an bizi izleyen öğrencileri. Çok zor bir karar aşamasında olduklarını biliyorum. Hepimiz bunu yaşadık. Öncelikle neye ilgi duyuyorlarsa onu bir belirlesinler. Hani kendi adıma sağlık alanında eğer ilgileri varsa sağlık alanında tercihlerini kullansınlar. Ama bunda da spesifikleşsinler. Çünkü tercih aşamasında hani sağlığa indirgeyebiliyorlar ama 2-3 bölüm arasında kararsız kalıyorlar, bize geliyorlar. Şu an ekranları başında bunu yaşayan öğrenciler olduğunu düşünüyorum. Bölümlerin faaliyetlerini ve ne yaptıklarını bilip ona göre seçebilirler. Bir de hangi ilde ve hangi üniversitede olduğuna baksınlar. Yani ben bizim adımıza bir başkentte, Ankara'da altyapının çok iyi olduğu, genç dinamik bir kadroyla, öğrenci odaklı bir yaklaşımla bizim ve öğrencilerimizin onları beklediğini söylemek istiyorum. Gerçekten öğrencilerimiz de çok heyecanlılar. Onlar için çok faaliyetler hazırladılar tanıtım amaçlı. Gelirlerse onlarla eğitimimize devam ederiz. Ama tabii ki tercih onların, bizi seçen ya da seçmeyecek olan tüm öğrencileri akademik hayatlarında başarılar diliyorum. Size de çok teşekkür ederim. Sağ olun. Evet, değerli izleyiciler, bir bölümün daha sonuna geldik. Bu bölümde odyoloji konuştuk, odyoloji bölümünü konuştuk. Ankara Yıldırım Bayezid Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Odyoloji Bölüm Başkanı Sayın Hocamız Doçent Doktor Banu Müjdeci bize bölümle ilgili çok değerli detaylı bilgiler verdi. Odyoloji bölümünün amacı, kapsamı, ders içerikleri hakkında bizi bilgilendirdi. Yine odyoloji bölümü mezunlarının iş imkanları, istihdam olanakları hakkında bizlere bilgi verdi. Ve sadece bölüme değil, bölüme dair değil, aynı zamanda hayata dair de tavsiyelerde bulundu öğrencilerimize. Tekraren kendisine, kurumum adına, siz değerli öğrenciler, üniversitedeki öğrenciler adına teşekkür ediyorum. Bir sonraki bölümde görüşünceye dek hoşça kalın, sağlıklı.